Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte göç ve siyaset dersimizin üçüncü haftasını işleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta göçe dair temel kavramlar üzerine konuşmuştuk. Temel çerçeveyi sizlere anlatmaya çalışmıştık. Bugün ise göç kuramları üzerine, acaba bu göç üzerine hangi kuramlar geliştirilmiş, özellikle sosyal bilimler alanında ve siyaset bilimi perspektifinde. Bunun üzerine biraz konuşacağız. Göç kuramlarını inceleyeceğiz. Daha sonra da hem artık yavaş yavaş sunum tarihlerinizi de netleştirmek açısından bir liste hazırlamıştım. O listeden isimlerinizi de tek tek yazdım. Buna bir kura çekmek suretiyle tek tek çekeceğim, buradan yansıtacağım. Ona göre haftaları da belirleyeceğiz. Onu söylemiş olalım. Sadece tek farklı husus, yani bundan sonra bir 3 hafta yaklaşık, 4., 5. ve 6. haftalarda yine anlatacağız. Özellikle göç ve milliyetçilik, göç ve güvenlik. Bunun üzerine kendi yaptığım çalışmalar var. Bunları da yine göstereceğim, konuşacağız. Ve Türkiye'de göçün tarihçesi. Biraz da onun üzerinde konuşarak ben kendi anlatacağım kısımları tamamlayacağım. 7. hafta, 8 değil de 7. hafta vize sınavımızı gerçekleştireceğiz bir hafta öncesinde. Ve 8. hafta, vizenin olduğu haftada sunumlarımıza başlayacağız. Yani 1 Aralık tarihi itibariyle. 1 Aralık'tan 19 Ocağı kadar o 8 hafta boyunca ikişer kişi, toplamda nüfusumuz 16. Şu an için herhalde artık daha değişiklik olmaz. Bu 16 kişilik nüfusumuzu ikişer ikişer 8 hafta halinde sunum haftalarını netleştireceğiz. Tabii sunum konularınızı da düşünmeye başlayın ve bana muhakkak mail atın demiştim. Rümeysa yazdı zaten. Onunla yazışmıştık. Onun haricinde özellikle düşünen arkadaşlar, konularını netleştiren kafalarında, Ali de zaten sözel olarak ifade etmişti geçtiğimiz hafta. Muhakkak bana mail olarak iletsin ki biz de konuları önümüzde netleştirelim. Ali, şey yaparız. Şimdi tarihleri netleştireceğim dersin son kısmını. Ondan sonra eğer değişiklik talebin olursa bir bakarız, tekrar konuşuruz. Gerekirse değiştirmeye çalışırız. Böyle bir sağlık problemi ya da başka benzeri problemlerde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Onda herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama daha tarihleri netleştirmedim. 1 Aralık'la 19 Ocak arası 8 hafta. Birazdan seçeceğiz. Ve o seçimlere göre de nihayette erdirmiş olacağız. Onu da söyleyelim. Ama öncelikli olarak tabii bugünkü konumuz, bizi ilgilendiren kısım. Bir yandan ekran paylaşımı yaparak başlayalım. Makale-i Alemes'e üzerinden yükledik. Şu anda ekrana ben yansıtamadım. Evet. Şu anda sanırsam görünüyor. Evet. Göç kuramları üzerine temel çerçeveyi çizen bir makale. Hani çok ağır veya da böyle dili çok anlaşılmayan bir makale değil. O yüzden bunu yükledim. Rahatlıkla okuyabilirsiniz. Tabii göç kuramları üzerine konuşacağız. Yani geçtiğimiz hafta göç nedir üzerine bir temel çerçeve çizmiştik. Bugün de bir kuramlara bakalım. Acaba hangi bilim insanları, özellikle sosyal bilimlerde, göçe dair neler söylemişler? Bu noktada özellikle ilk çalışma 19. yüzyılın sonlarında, yani 1800'lü yılların sonlarında Ravenstein tarafından gerçekleştirilmiş. Ki Ravenstein'ın da özellikle o dönemdeki İngiliz, ki İngiltere'de ikamet eden birisi, İngiliz nüfus sayımı istatistiklerinin ortaya çıkması ve bu istatistikler üzerinden verilerin ortaya çıkmasıyla Ravenstein bir çalışma yürütmeye başlamış. En azından bir çerçeve ortaya koymaya başlamış. Makalede göreceğiniz üzere. Ve bu çalışmada hareketle de, bu yaptığı çalışmayla da 7 tane önemli göç kanunu belirlemiş. Göç kanunların kuramı olarak geçiyor zaten. Bu 7 göç kanununu en azından bir literatür haline getirilmiş. Hatta daha sonrasında bunun makalelerinde yazmış. Laws of Migration adında. İlk kanun, ilk karşımıza çıkan aslında yine bizim geçtiğimiz derslerde de bahsettiğimiz, yani göçü tanımlarken göç ve mesafe konusu. Göçmenlerin büyük çoğunluğu genel itibariyle baktığımızda daha kısa mesafeli yere göç ederler. Yani göç hareketlerini incelediğimizde hem tarih sahnesinde, Türkiye özelinde olsun, dünya özelinde olsun, ekseriyetinin daha kısa mesafeli ya da işte sınır komşusu varsa komşu ülke ya da benzeri yakın yerlere olduğunu biz görebilmekteyiz. Daha uzun ya da daha büyük merkezlere yöneldiğinde, daha uzun mesafelere yöneldiğinde de daha büyük, tercihen daha büyük sanayi ve ticaret merkezlerine doğru
yönelildiğini de tespit etmiş Rammstein. Tabii bu tespitin temelinde ne yatıyor dersek, elbette o büyük sanayi ve ticaret merkezlerindeki iş imkanlarının çokluğu. Yani çok aslında belirgin bir sebep, anlayabileceğimiz bir sebep. İkinci kanun, göç ve basamakları. Tabii sanayileşme ve ticaretin gelişmesiyle birlikte kentsel bağlamda meydana gelen hızlı bir ekonomik büyüme var. Yani kent dersleri alıyorsunuz da zaten bunları duymuşsunuzdur muhakkak. Ve kenti çevreleyen, özellikle o çeperlerde yer alan kişilerin hızla kent bölgelerine, özellikle Türkiye'de iç göç konuşacağız sunumlardan önceki hafta, önemli bir meseledir Türkiye'deki iç göç. Siyaseti de etkileyen bir meseledir. Aslında bu bizi doğrudan ilgilendiriyor. Yani içerideki göçün işte o çeperlerden, dışarıdan gelen kitlelerin merkeze doğru, büyük kentlere doğru gelmesi. Bu aslında bir kural. Yani kanun olarak da bir nevi göç kanunu olarak geçiyor Rammstein'a göre. Ve birinciyi de destekleyen, ilk kanunu da destekleyen bir husus. Türkiye'de de yaşanan, işte tüm dünyada da yaşanan, işte kırsal ya da kentin dışındaki bölgelerden kente doğru göç hareketi. Üçüncü kanun, yayılma ya da emme süreci diye geçiyor. Göç olgusunda birbiriyle aslında iç içe geçmiş bir kavram bu. Ve göçmenler, yani kentlere göç eden ya da büyük şehirlere göç eden göçmenler aslında temel bir amaçları var. O da nedir? Kentte gelişen ekonomik veyahut da ticari faaliyetten pay almak. Hani şimdi düşündüğümüzde, işte İstanbul'a yapılan iç göçler için düşündüğümüzde hep işte ne deniyor? İstanbul'un taşı toprağı altın. Aslında bu sözün arka planında bu var. Yani bir göçmen köyünden neden İstanbul'a göçer? Elbette İstanbul'un getirmiş olduğu ekonomik veyahut da ticari faaliyetten pay alabilme. Yani kentin getirisinden o pay alabilme ya da daha iyi yaşama arzusu, yayılma sürecini destekliyor. Rammstein'ın en azından bu noktadaki temel teorisine göre. Bir diğer husus, göç zincirleri. Zincirleme olarak gördüğümüz Rammstein içerisinde göçün zincirleme olarak geliştiğini ve her bir göç dalgasının başka bir göç dalgasını tetikleyebileceğini söylüyor. En azından yerleşim yerleri arasında. O da bir farklı bir en azından argüman, bir çerçeve Rammstein çizdi. Beşinci kanun ya da kural diyelim, artık nasıl ifade ederseniz. Doğrudan göç. İlk dört kanunda ya da kuralda daha zincirleme ya da işte demin bahsettiğimiz basamaklı göçlerden bahsediyoruz. Rammstein'in beşinci kanunu ise doğrudan uzun mesafeli ve basamaksız bir göç. Ve uzun mesafeli göçlerde demin de bahsettiğimiz gibi büyük ticari merkezlerine yöneliyorlar. Yani hiçbir yere ara bir form olmadan, işte örneğin Suriyeli işte mültecilerin ya da Afganların Türkiye'yi de mesela pas ederek, ki bazılarının genelde kullanmaya çalıştığı yöntemlerin başında bu gelir. Nedir? Bu ülkeleri pas ederek direkt Avrupa'ya, işte büyük ticaret merkezlerine, endüstri merkezlerine yönelme girişimleri. Ha, bu da mesela bir yöntem. Bu da bir kanun ya da kural olarak karşımızda duruyor. Bu da farklı bir model en azından. Altıncı kuralı, kırk kent yerleşimcileri farkı. Tabii bu da bir başka bakış açısı. Kente yönelen göçler, kentte yaşayan yerleşikleri çok fazla yerinden oynatmıyor. Ve bu yerinden oynatmaması aslında önemli bir belki de mesele değil. Çünkü kente baktığınız zaman bir göç dalgası var. Bir yandan o insanlar yaşıyor ama bu göç dalgası olduğu için kentliler de kalkıp başka bir yere gitmiyor. Dolayısıyla bir göç dalgaları ve basamaklı bir göç söz konusu ve farklı kitleler söz konusu. Aynı kent yaşamı içerisinde. Bu da önemli. O kitlelerin adaptasyon süreci konuşacağız ilerleyen safhalarda. Bunun açısından önemli. Tabii kadın erkek farkı bu ilginçtir. Ben bu dersi İngilizcesini de İngilizce yüksek lisans programında veriyorum. Migration and Politics dersini. Bunu da konuşmuştuk geçtiğimiz derste. Rammstein'ın göç kanununda aslında bir cinsiyet ayrımı var. Hatta ilk aşamada kadınların erkeklere oranında daha fazla göç etme eğiliminde olduğunu söylemiş. Ama daha sonra ikinci verileri aldıktan sonra, İngiltere'deki o özel dediğimiz gibi verileri, tabii bu şu anki İngiltere'nin yaşadığı koşullar vesaire tamamen onunla alakalı. Özellikle kısa mesafeli göçlerde
kadınların olduğu uzun mesafeli ya da yurt dışı göçleri dediğimiz farklı ülkelere göç etmelerde erkeklerin daha çok olduğunu görebiliyoruz. Bu önemli. Aslında genel rakamlara da bakarsanız, ben bunu geçtiğimiz derste de tartışmıştık diğer öğrenci arkadaşlarla İngilizce program. Bu Türkiye'de de çok tartışılıyor. Bildiğiniz üzere özellikle son gelen göç dalgası Afganistan'dan hep şu tartışmayı ortaya çıkardı. İşte sadece erkek ve özellikle genç bireylerin Afganistan'dan Türkiye'ye gelmesi üzere. Aslında bu biraz nispeten evrensel diyebileceğimiz bir husus. Özellikle yurt dışı uluslararası göç diyelim. Ulusal göçten ziyade. Uluslararası göç rakamlarına baktığımızda da genelde ekseriyetinde erkeklerin kadınlara göre nüfus oranı olarak daha fazla olduğunu söyleyebiliyoruz. Hani bu sadece Türkiye'ye belki özgü bir durum olarak nitelendirmek çok güç bir yorum olur. Çünkü erkekler daha en azından uzun süreli göçe dayanıklılık itibariyle hem de daha tercih edilebilir, yani şöyle tercih edebilir. İşte önce erkek genç bireyin gitmesi, işte daha sonra ailesini aldırmaya çalışması gibi. İşte bu sebeplerden ötürü nüfusun daha fazla olduğuna dair istatistiki veriler var. Tabii farklı tartışmalar da var. Türkiye üzerinde de konuşacağız zaten, özellikle son gelen göç dalgasıyla. Farklı boyutları da var. Özellikle işte o dönem Afganistan'da işte savaşan genç kitlelerin, askerlerin Taliban'ın iktidara gelmesi, işlerini kaybetmeleri ve hayat riskleri vesaire. Gelenlerin çoğunun eski asker olması tartışmaları da ayrı bir konu. Ama işin evrensel istatistiki boyutlarına baktığımızda erkeklerin sayısal olarak daha fazla olduğunu görebilmekteyiz. Tabii eleştiriler geliyor Rammstein'ın özellikle yapmış olduğu bu çalışmalara. Cassels ve Miller'ın bazı temel eleştirileri var. Yani Rammstein'ın teorisinin aslında çok rasyonel olduğu ve kitlelerin her zaman o kadar rasyonel davranmayacağı, işte nedir rasyonelden kasıt? Maliyet kazanç işte. Eğer kazanç getirebilecek bir şeyse göçmenler göç eder, yoksa etmez gibi öyle bir fazla realist ve rasyonel bir bakış açısı olduğunu savunuyorlar ve eleştiriyorlar bu sebeple Rammstein'ın teorisi. Bu dediğimiz gibi genel hatlarıyla biraz da tarihsel süreçte ilk defa göçe dair bir çerçevenin çizilmiş olmasıyla alakalı arkadaşlar. Bu yüzden önemli Rammstein'ın göç kanunları. İkinci kuramımız. Ki yine biz bunu geçtiğimiz haftaki İngilizce dersinde konuşmuştuk. Push and pull factors dedikleri aslında itme ve çekme ya da itici ya da çekici faktörler dediğimiz faktörler. Bu da mesela ilginçtir, önemlidir. Ki bu çerçevede Everett Lee'nin bu makalesi, Göç Teorisi, Theory of Migration makalesi. Ki ben o makale üzerine konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Burada da önümüzde şu çıkıyor. İki türlü hem göç alan hem de göç veren yerleri düşündüğümüzde iki faktörün ön plana çıktığını görüyoruz. Bir tarafta itici faktörler, diğer tarafta çekici faktörler. İticiden kasıt negatif, olumsuz faktörler. Özellikle göç veren yerlerde tespit edebildiğimiz. Çekici faktörler ise daha ziyade göç alan yerlerde ve olabildiğince olumlu nitelendirebileceğimiz, işte göçmenlerin neden oraya gittiklerini biraz daha açıklayan faktörler. Dolayısıyla bu çerçevede değerlendiriliyor. Ve bu çerçevede 4 ayrı temel faktör türünden bahsediyor. İşte yaşanan yerle ilgili faktörler ya da gidilmesi düşünülen yerle ilgili faktörler. Dediğimiz gibi bunlar itici ya da çekici oluyor ki dediğim gibi gidilmesi düşünülen yer daha çok çekici faktörler. Yaşanan yer ise daha çok itici faktörler. Bunun haricinde işe karışan engeller ve bireysel faktörler de elbette mevcut. Ama itme çekme kuramı bu açıdan önemli. Ki burada görüyorsunuz. Yaşanan yer hep itici faktörlerin olduğu. Olumsuz diyelim. İşte hani itici çekici çok fazla kelime tabiriyle kullanılmıyor. İngilizce'de öyle kullanılıyor makalede de. Ama biz hani bu olumlu olumsuz olarak da bunu değerlendirebiliriz. Ve burada yaşanan yerdeki olumsuz faktörlerle birlikte ortaya çıkan engeller sizi göç edilecek yere doğru bir nevi götürüyor. Ama bu göç edilecek yerde bir de olumlu faktörler var. Yani göçe yönelik çekmeyi temsil eden faktörler var. Olumsuzlar ise yaşanan yerde kalıyor. Olabilir, çok şey olabilir. Yani yaptığınız zaman konuşacağız sunumlarınız içerisinde de konuşacağız. İşte belki Rumeysa'nın sunumunda konuşacağız. Türkiye'de Almanya'ya yönelik işçi
göçünü konuşurken, işte bir tarafta Türkiye'deki o dönemki koşullar, olumsuz belki de faktörler, Almanya'daki belki o dönemdeki olumlu faktörler, ekonomik açıdan özellikle kitlelerin bu iki faktörü değerlendirmesi, bir tarafta işte itici ya da bir tarafta çekici faktörler ve göç hareketine başlaması. Şimdi bu en basit tabiriyle bunu çerçeveyi çizebiliyoruz. Bugün günümüzde de benzer durum söz konusu. İşte Türkiye'den Avrupa'ya giden göçler, işte en son ki geçtiğimiz günlerde tartışıldı, doktorların, Türkiye'de sağlık çalışanların önemli bir kısmının Avrupa'ya ya da farklı ülkeler, Amerika'ya, başka ülkelere göç ettiğine dair. Şimdi doktorların Türkiye'de yaşadığı sorunlar, mesela onlar açısından baktığımızda olumsuz ya da itici faktörler olarak duruyor. Diğer ülkelerdeki işte sağlık çalışanların standartları belki onlar için olumlu faktör olabiliyor ya da çekici faktör dediğimiz gibi olabiliyor. Yani bu farklılaşabilir, farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda farklı örnekler üzerinden farklılaşabilen bir konu. Bu itici ya da çekici faktör. Bunun üzerinden dediğimiz gibi bir itme çekme teorisi Lee bunu yapıyor. Tabii bu matematiksel bir sonuç değil. Artılar, eksiler, yani matematiksel bir hesaba göre de insanlar elbette tamamen hareket edemez ama göçün temelinin aslında ilk basamağını oluşturuyor. Çünkü bir insan durup dururken ya ben gideyim de işte İngiltere'ye gideyim, Amerika'ya gideyim, başka bir ülkeye gideyim de oraya göç edeyim demiyor. Faktörlerini düşünüyor. Türkiye'deki işte itici faktörleri düşünüyor. Ya da yurt dışındaki çekici faktörlerini düşünüyor. Ve bu faktörler üzerinden hareket ederek bir nevi çerçevesini ortaya koymaya çalışıyor. Ama tek faktör bu değil. Yani bu matematiksel olarak elbette rasyonel bir şekilde, yani her şey buna bağlı diyemeyiz. Ama önemli. Bu itme ve çekme faktörleri Lee'nin çıkardığı kural. Petersen'in 5 göç tipi var. Hani yine aslında bu itme çekme faktörleriyle biraz paralel. Yani aslında temel hedefi Petersen'in, William Petersen'in itme çekme faktörlerinin altında yatan sebepler ne? Yani neden bu sebepler ortaya çıkıyor? İşte ekonominin sınıflar için ne anlama geldiği, ekonominin göçü nasıl etkilediği gibi faktörler var. Yani nasıl itme faktörü, itici faktörler, olumsuz faktörler oluşmuş? Neden oluşmuş? Biraz arka planına bakıyor. Yani insanlar durup dururken neden bu kanıya varmış? Bunu biraz anlamak için. Özellikle ekonomik perspektiften. Buna bakıyor. Ve burada bazı göç türleri oluşturuyor. 5 göç tipinden bahsediyor yine konuştuğum. İlkel göçler. Bu göçler doğal çevrenin yarattığı itme etkisiyle oluşan göçler. Göçebelik dönemi, yani tarih sahnesi içerisinde biraz daha geri zamanlara gidersiniz. Hani çok bu aşamada önemli değil. Burası önemli. Zoraki ya da yönlendirilen göçler. Burada ince bir ayrım var. Biz bunu yine geçtiğimiz hafta yabancı öğrencilerle tartışmıştık. İnce bir ayrım. Yani İngilizce'de aslında forced ya da impelled göçler dedikleri bir kavram, bir ayrım diyebiliriz. Peki nedir? Yani zoraki nedir? Yönlendirilen, yani bu ayırt edici durum nedir? Aslında zoraki göç karar mekanizmasının göç edilen ülkede olduğu. Yani göç edilen, yani sizin göç ettiğiniz, yani yaşadığınız ve göç etmek zorunda kaldığınız ülkedeki yönetim yapısının, işte yöneticilerin sizi doğrudan doğruya bir zor kullanma, yani şurada önemli olan mekanizma bu, zor kullanarak. Yani nasıl zor kullanabilir? Silah zoruyla olabilir, farklı yöntemlerle olabilir. Zor kullanarak siz o ülkeden başka bir ülkeye göç ettirmek zorunda kalmışsınız. Tarihsel süreçte Petersen'in örnek verdiği işte Nazileri, Yahudileri göçe zorlamak ya da zoraki bu noktada göç. Bir diğer yönlendirilen göçler var. Impelled göçler dediğimiz göçler var. Bu biraz farklılaşıyor. Burada doğrudan doğruya sizi, o devletin yönetimi, yöneticileri sizi göçe zorlamıyor. Ama mekanizmalar var. Yani mekanizmalardan kastım şu. Ülkenin sorunları var. Örneğin demokrasi sorunu vardır. Ya da siyasi sorunları vardır. Ve bir baskı söz konusudur. Ve bu baskı söz konusu olması var. Ama devlet sizi illa göç edin diye zorlamıyor. Aklınıza neresi geliyor dersek, hani güncel açıdan baktığımızda Suriye örneği mesela çok bilindik örneklerden birisidir.
Hiçbir zaman biz bunu yine tartışmıştık o dönem içerisinde. Esad yönetiminin doğrudan doğruya işte insanları sürmek, işte silah zoruyla da vesaire zoruyla sürme durumu söz konusu olmamasına rağmen içerideki sorunlar, işte demokrasi sorunları, seçim sorunları, insanların seçimde kendilerini temsil etmediklerini düşünmeleri, muhalefet ve işte o muhalefete yönelik baskılar insanları göç etmeye zorluyor. Şimdi bu durumda karar mekanizması kimin elinde? Yine insanların elinde. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu ise biz buna daha ziyade zoraki demiyoruz, yönlendirilen göçler diyoruz. O ülkenin yaşamış olduğu faktörlerden ötürü. Hani Türkiye'de de son dönemde bu tartışılıyor, işte yaşanan beyin göçü. İşte doktorlardan örnek verdim. Farklı meslek dallarında da benzer şeyleri yaşıyoruz. Bu da mesela o dönem içerisinde ve bu dönemde de tartışılan bir mesele. Acaba yönlendirilen göç mü? Çünkü hani bazı özellikle Afrika coğrafyası içerisinde ve bazı Asya coğrafyası içerisinde, yanlış hatırlamıyorsam Myanmar'da da yaşanmıştı son dönemde Arakan Müslümanlarına yönelik. Bu tip fiziki müdahalelerle göç ettirmek nadiren de olsa yaşanır ama daha ziyade yaşanan dünya içerisinde 2000'li yıllardan sonra gördüğümüz daha ziyade yönlendirilen göçler yaşanan ülkenin politikalarından ötürü. Serbest göç tipi var, bir diğer Petersen'in çizdiği göç tipi. Temel bir belirleyenin varlığından bahsediyor. Yani herhangi bir zorlayıcı durum yok. İtici bir güç de yok. Yani örnek olarak nasıl verebiliriz? Yani serbest göçte göçmen mesela kendi ülkesinde herhangi bir sorun yaşamıyor olabilir. İş sıkıntısı yoktur, işi vardır, ekonomik açıdan rahattır. Ama o ülkede kişisel olarak yaşamak istememekte ve başka bir ülkeye göç etmek istemektedir. Olabilir, yani herkesin neticesinde kişisel kararı ve buna göre hareket eder. Eğer o özgürlüğü kendi elinde tutabiliyorsa buna da biz serbest göç diyoruz. Kendi bireysel tercihiyle göç edebiliyor. Kitlesel göç ise teknolojik gelişmeye paralel olarak ilerleyen işte yine tarihsel süreç içerisinde göçün bir kolektif olgu olması ve göçmenleri toplu bir şekilde hareket ederek işte göç ettikleri yerin tarzını da benimseyerek toplu bir kitlesel göç dalgası yürütebilmeleri. O da yine tarihsel içerisinde var. Yani nedir? Afrika'da özellikle uluslararası göçler içerisinde baktığımızda bunun örneğini görüyoruz. Özellikle bazı Afrika ülkeleriyle Fransa, ki biliyorsunuz Fransız çoğu büyük çoğunluğu Fransız sömürgesiydi, aralarındaki göçmen ilişkisinde bunu görüyoruz. Fransa'da özellikle Afrikalı, Afro diyorum, Amerika'da Afro Amerikan'dan bahsedecektik. Fransa'daki Afrikalı göçmenler bunun işte Cezayirli bir kısmı ciddi bir örneği. Yani kitlesel bir göç yapmışlar zamanında ve şu anda da hani oranın kültürünü belli bir kısmı en azından benimseyerek bu şekilde bir kitlesel göçü harekete geçirmişler. Yani belki Türklerin de göç etmesi kısmen bunun içerisine sokabilir miyiz? Sokabiliriz. En azından değerlendirebiliriz. Öyle söyleyeyim. Bu da bir dediğimiz gibi 5 farklı göç tipi. Bir diğer kuram kesişen fırsatlar kuramı, göç sosyolojisi üzerine çalışan isimlerden birisi Stoffer'in çizdiği bir kuram. Intervening Opportunities dediği işte bu kesişen fırsatlar Türkçe'ye çevrildiğimizde 1940'lı yıllarda bahsetmiş. Ve burada önemli olan o bütün o fırsatların ortak noktası ne? Buna bakıyor kurama göre. İşte göç edilecek mesafe, göç edilecek yerdeki imkanlar, bu imkanların miktarı. Hani bunu biraz da rasyonel açıdan ele alarak hangisi tam olarak ortak değerlendirilmeli ve bu çerçevede ele alınmalı. Buna bakarak yani o faktörlerin hepsinin bir arada olduğu ve kesiştiği diyelim tam ifadeyle, çevirisi ifadesiyle olduğu yerlerde göç hareketlerini değerlendiriyor. Ve işte göç için kat edecek mesafenin ne kadar uzun olması, sınır geçişleri örneğin Türkiye'de de mesela çok tartışıldı, şu anda tartışılıyor. Göç üzerinde olumsuz bir etkisi var. İşte ya da işte işçi göçünde mesela ya da ekonomik temelli göçlerde bu kuramın kullanıldığını görüyoruz. Çünkü nedir? İş imkanları var. İş imkanlarının yarattığı bir cazibe söz konusu bölge içerisinde. Ve o şeyin çokluğu
bir süre sonra diğer sorunları göz ardı edebilmeyi sağlıyor ise evet de göçün büyüklüğü de daha fazla olacak. Hani işte Almanya'ya yapılan işçi göçünde olduğu gibi ya da İngiltere'de işte burada İngiltere örneğinden veriliyor. İşte Hindistan ki information technology dediğimiz IT de bilgisayar mühendisliğinde Hintlilerin ciddi bir atılımı ya da en azından hareketlenmesi var, onu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu göçmenlerin örneğin işte farklı yerlerde İngiltere'de, İrlanda'da kayıt dışı çalışması, hani bunların fırsat olarak görülmesi, kesişen fırsatlar kavramı içerisinde rahatlıkla tespit edilebiliyor bu kuram içerisinde. Tabii bir diğer yaygın kuram merkez çevre kuramı ya da bağımlılık okul dediğimiz işte İngilizce Center Periphery diye biz kuram ki önemli isimler var. Duymuşsunuzdur diye düşünüyorum muhakkak. Bir tarafta Samir Amin, diğer tarafta Immanuel Wallerstein ki kuramın aslında ilk ortaya koyan isim Immanuel Wallerstein. Ve bu kurama göre dünya merkez ve çevreye ayrılmış. Nedir merkez ve çevre? Merkezdeki batılı işte kapitalist ülkeler, gelişmiş ülkeler. Diğer tarafta ise çevrede ise o kapitalist gelişmiş ülkelere bağımlı olan, bu yüzden bağımlılık kuramı olarak ifade ediliyor, bağımlı olan diğer ülkeler. Ve bu merkez çevre arasında da bu iki ülkeler arasındaki o bağlantıyı kuran yarı çevre ülkeleri de söz konusu. Ve böyle bir kolonyal dönem var, bir sömürgecilik var ve kolonyal bağlar var. Ve Wallerstein bu bağları çizmiş. Dünya sistemleri adı altında, kuramı altında ve bir dünya sisteminden bahsediyor. Ve bu dünya sistemi içerisinde o merkez ile çevre arasındaki ülkeler arasında bir işte sömürü bağlantısının, sömürü düzeninin kurulduğunu kapitalist ekonomi sayesinde. Yani bu en temel anlamıyla merkez çevre kuramı. Dediğimiz gibi merkez olarak adlandırılan ülkeler ekonomik sosyal açıdan gelişmiş kapitalist. Çevredekiler ise merkeze bağımlı ülkeler. Ve karşılıklı olarak aslında iki ülke de birbirine bağımlı. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda bir ekonomik ilişki var. Ve bağımlılık ilişkisi var. Şimdi bu bağımlılık ilişkisi içerisinde merkez ülkeler neye ihtiyacı var? Ham maddeye ihtiyacı var. Güzel, ham maddeyi oralardan bağımlı oldukları çevre ülkelerden sömürerek, sömürü düzeniyle farklı şekillerde elde ediyor. Ama bir diğer ihtiyaçları da var. O nedir dersek, burada görüyorsunuz. Şu kavram. Ucuz iş gücü. Bu önemlidir. Hatta işte o işçi göçlerini de kısmen buna sokabiliriz. Özellikle Almanya'nın, Avrupa'nın. Ben bunu haftaya yine benim geçtiğimiz aylarda yayınladığım bir makalede tartışmıştım. Özellikle Avrupa'daki ülkelerin 60'lı 70'li yıllarda ekonomik resesyonu da düşünürsek işte sistemin ekonomik sistemin değiştiğini de artık yavaş yavaş düşünürsek ciddi bir resesyona girdiklerini görüyoruz ve ciddi bir iş gücü ihtiyacı, özellikle ucuz iş gücü ihtiyacına örneğin ihtiyaçların olması 60'lı 70'li yıllarda bu ülkelere işte Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden göçe yol açıyor. Yani neden burada çevre ülkelere ihtiyaç duyuyorlar? Özellikle ucuz iş gücü. Ve ucuz iş gücüyle işlenen maliyet düşürülüyor. Bu ciddi anlamda bir avantaj. 2000'lerden sonra ise bu sistem değişmeye başlıyor. Yani biz burada detaylarına girmiyoruz belki ama ne oluyor? Bu sefer de o merkez ülkeler ne yapıyorlar? Tamam, yani bunlar geliyordu ama baktı 90'lardan sonra ekonomik sistem değişti, neoliberalizm formatı geldi küreselleşmeyle birlikte. Ya biz niye bunlarla kendi ülkemizde uğraşıyoruz? Biz onun yerine çevredeki ülkelere gidelim. Oralarda fabrika açalım. O açtığımız fabrikalarda da o ülkedeki insanları çalıştır. Baktığınız zaman aslında çok da mantıklı bir tercih görünüyor o ülkeler açısından. Niye? O ülkelere gittiğinizde para biriminden ötürü işte o düşük maliyetli iş gücü aslında bir nevi ayağınıza gelmiş oluyor. Örnek olarak işte Asya ülkeleri burada çok belirgindir. İşte birçok şirketin, küresel çaptaki birçok şirketin Asya ülkelerinde üretim ağları vardır. İşte fabrikalarını açarlar, orada üretim ağları oluştururlar. Küçük işte nedir, kendi ülkesinde çalıştıracağı insana 500 dolar verecekken
kur işte para biriminin değerinden dolayı oradaki Filipinli çalışana 100 dolar verecekti. Türkiye'deki güncel tartışmalar da bu eksende, benim diğer dersimde Türkiye'nin ekonomi politiği dersinde konuşuyoruz. Aynı durum Türkiye için de düşünülen, en azından işte o döviz kurunun yüksekliğinin aslında savunulduğu diyelim parantez içinde. En önemli argüman işte Türkiye'ye gelecek batıdan yatırımlar, işte batılı yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmesi. Niye? Çünkü kendi ülkesinde işte 3 birime, 5 birime çalıştıracağınızda burada Türkiye'de işte 1 birime, daha düşük birimlere döviz kurunun değer kazanmasını ötürü çalıştırabilmesi. Şimdi bu aslında baktığımızda bir kapitalist ilişki biçimi. Zaten Wallerstein'ın anlatmaya çalıştığı da o. Merkez çevre kuramı içerisinde böyle bir durum söz konusu. Şimdi böyle bir durumda ne oluyor? Tabii göç hareketleri var. Şu ucuz iş gücü kavramından ötürü. 60'lar, 70'ler, 80'lerde daha ziyade Avrupa'ya göç söz konusu. Tabii şimdi ise farklı coğrafyalara farklı göçler oluyor. Örneğin Asya ülkelerinden yine farklı coğrafyalara, Orta Asya'ya zaman zaman Türkiye'ye gelen göçler oluyor. Zaman zaman yine tespit etmişsinizdir, belki görmüşsünüzdür. Türkiye'de ilginç bir şekilde özellikle Çin'den Çinli işçi sayısının da artmaya başladı son dönemde. Bazı yatırımcıların en azından Çinli çalışan getirdiğinde gözlemlemekteyiz ilginç bir şekilde. Hem dediğimiz gibi farklı coğrafyalarda dünya sistemi içerisinde o halkalar yayıldıkça tarihte böyle bir değişim dönüşüm olmuş, göç hareketleri, ucuz iş gücü ihtiyacı. Günümüzde de farklı boyutlarıyla olabiliyor. Yani esas temel alan burada kapitalist ilişkilerin yoğunlaşıp derinleşmesi. İki ülke, yani o iki blok arasında, yani merkez ile çevre ülkeler arasındaki o bağımlılık ilişkisinin değişmesi ve böyle bir kapitalist anlayışın söz konusu olması arkadaşlar. Bu da kısaca anlatılmaya çalışan o merkez çevre kuramlar. Bir son aslında burada konuşacağımız önemli kuram göç sistemleri kuramı var. Uluslararası ilişkiler çerçevesinde ekonomik ve politik temelli gerçekleştirilen kuramlar. Coğrafyalar arasında bir hayli belki mesafe dahi olsa tarihsel bağlardan ötürü zaman zaman uluslararası ilişkilerden ötürü ya da ekonomik ya da politik temelli olabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika en bilindik örneklerden birisi de, bilmiyorum ilginizi çekerse belki alabilirsiniz. İlginç bir konu. Özellikle Donald Trump'ın iktidara geldiğinde hatırlarsınız ilk yapmak istediği icraatlardan birisi Meksika'ya duvar örmek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasında ciddi bir göç ilişkisi var ve ucuz işçiye Amerika'nın ihtiyacı var. Meksika bu noktada önemli bir kaynak. Ama Donald Trump bunun yerine daha ziyade Amerika'da işsizlik oranının azaltılması için bunu istemiyor. En azından buna karşıydı o dönemki Cumhuriyetçi Parti'nin politikası anlayış gereği ve Meksika'ya duvar örme en azından projesini geliştirmeye çalışmıştı başkanlık döneminde. Şimdi bu mesela bir ekonomik ilişki biçimi. Ha bu yine baktığımız zaman farklı bir ilişki türleri de olabilir siyasi olarak. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'la olan ilişkisi. Amerika daha önce Amerika'nın işgal girişimiyle paralel olarak değerlendirildi. Ha bu da mesela bir başka örnek olarak karşımızda duruyor. Ekonomik olarak Türkiye-Almanya arasındaki ilişkiler, siyasi olarak farklı ülkeler arasındaki ilişkiler, bunlara da bakabilirsiniz. Göç sistemleri kuramı içerisinde bu ekonomik, politik ya da uluslararası ilişkiler oldukça önemli oluyor. İlişkiler ağı var, yine network kuramı dediğimiz. Yani şuraya kadarki konuştuklarımız hep göçün hangi sebeplerden kaynaklandığını irdeleyen bir husus. Ekonomik temelli olduğunu görüyoruz. Bu zaman bir de network var. Yani göç sadece bu ekonomik boyutuyla ya da politik boyutuyla değil, interdisipliner bir yaklaşımla da ele alınabilir. Yani farklı yaklaşım türleri de burada değerlendirilebilir. Onu da en azından ifade etmiş olalım. Hani çok detayına girmiyorum ilişkiler türünün en azından detaylarını vermemize gerek yok. Bizim için daha ziyade ilk altı ekonomik ve politik etkilerle oluşan kuramlar, ilk altı kuram bu makalede benim altını çizmeye çalıştığım hususlar. Ki birçoğunuzun incelemesinde de bu kuramları aslında bir nevi değineceksiniz ya da göreceksiniz. Karşınıza çıkacak yaptığınız sunumlarda da bunları konuşacağız ama bunun
anlayabilmemiz için önce bunun bir background'unu yani arka planını sizlere vermemiz gerekiyordu. Benim de bu derste en azından işte 35-40 dakikalık kısımda bunu vermeye çalıştım. Bu makalede benim altını çizdiğim yerleri de özellikle okuyun. Dediğim gibi dili oldukça basit. Anlamanız noktasında sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Buraya kadar herhangi bir sorusu olan kafasına herhangi bir şey takılan. Herhangi bir şey takılan söz konusu değil ise ben yavaştan isimlerinizi yazmıştım zaten şuraya yanıma bir kağıt o hepsini koydum. Böyle şey çekerek, kağıtları çekerek sizlerin sunum tarihlerini netleştirmiş olalım. Ama bu esnada tabii sizlerin de dendi ricam bir an evvel sunumlarınızı, konularınızı belirlemeniz. Aklınıza ne geliyorsa yani ben sizi bir belli başlı bir konuya sıkıştırmak istemiyorum. Ama sorun yani bana sorarsanız ben de elimden geldiğince yönlendirmeye çalışırım. İşte şu olur, bu olur, şu şekilde yaparız, yapabilirsiniz derim. Daha rahat olur sizler için. Ama bir şeyler düşünmeye başlayın. Çünkü fazla da vakit kalmıyor. Arada bir ay var. 3 hafta ben anlatacağım. Sonra bir vize yapacağız anlattığımız kısımlarla alakalı. Daha sonra da sunum haftalarına geçmiş olacağız. Ben bir yandan buradan çekerek başlayayım. 1 Aralık tarihi için ilk konuşuyoruz. Fatih 1 Aralık tarihi için ilk çizdiğimiz isim. Ki Fatih şu anda galiba yok gördüğüm kadarıyla. Bir diğer isim yani her hafta 2 tane sunum planlıyoruz arkadaşlarımın da söylemiş olalım. Yani haftada 2 isim olacak. Özlem buradasın gördüğüm kadarıyla. Fatih ve Özlem 1 Aralık tarihi için yani 1 Aralık çarşamba tarihi için yazdık. 8 Aralık için Bilal ve diğer arkadaşı da seçelim. Burada. Ahmet Duygun. 8 Aralık tarihi. Ben bunları ayrıca liste olarak size arkadaşlar ileteceğim. Onu da söyleyeyim. Ali İhsan 15 Aralık tarihi içerisinde görebildiğim kadarıyla. Ki Ali İhsan da burada mı görmedim. Ertuğ 15 Aralık tarihi içerisinde. Onu da göstermiş olalım. 22 Aralık Hasan Furkan. Onu da hiç şu ana kadar dersi görmedim. Gelirse zaten isimleri dediğim gibi ben listeleri sizlere ileteceğim. Sizler de konu düşünmeye en azından başlayın. Göç ve siyasete dair herhangi bir konu. O 22 Aralık Ayşegül senin de 22 Aralık tarihine yazıyoruz. 29 Aralık tarihinde Mekin. Onu da hiç derste görmedim. Tabii bazı arkadaşlar yapmayacaktır. O haftaları değerlendirmeyle geçeriz. Kendimiz de değerlendirmeler yaparız. Hani bir şekilde bu olacaktır. Tahmin edebiliyorum. Alihan, 29 Aralık Alihan. Bu kadarıyla burada bir 29 Aralık tarihine yerleştirdik. Seni de. Ahmet Han, 5 Ocak tarihi için Ahmet Han'ı koyuyoruz. Haricinde Mehmet Fatih 5 Ocak tarihi içerisinde Mehmet Fatih sunumunu gerçekleştirecek. Ali 12 Ocak Ali buradasın Ali Akbaş 12 Ocak tarihi ve 12 Ocak'ta diğer isim Rumeysa. Sen de 12 Ocak'ta sen de buradasın gördüğüm kadarıyla. 19 Ocak tarihi içerisinde biri Murat. Murat burada değil anladığım kadarıyla göremedim. Diğeri de büyük ihtimal Muhammed olacak. O burada zaten. 19 Ocak Muhammed son dersimizin sunumlarını gerçekleştirecek. Bu şekilde arkadaşlar sunum listelerini hazırlamış olduk. Ben bu listeyi dediğim gibi bu biz üzerinden herkese ayrıca mesaj atacağım. Sizlerden isteğim göç ve siyasete dair temel bir konu bulmanız. O konu üzerine biraz düşünün. Bana da sorun. Vaktiniz var ama vakit çabuk geçiyor bildiğiniz üzere. Ben birkaç dediğim gibi örnek üzerinden gideceğim. Yani göç ve milliyetçiliği ele alacağım. Göç ve güvenliği ele alacağım. Yaptığımız çalışmalar var. Oradan size göstereceğim.
Hani birkaç case study de göstereceğim, yani örnek vaka incelemesi de göstereceğim. Türkiye'den göçlere dair konuşacağız. Hani elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Ama sizlerin de bir an evvel bir konu düşünmeniz gerekiyor. Göç ve siyasete dair. Göç politikaları olabilir, etkileri olabilir. Ekonomik boyutu, siyasi boyutu, politik ekonomi boyutu. Ya da kamu politikaları da olabilir. Hani olabildiğince çok sınırlandırmak istemiyorum bu sebeple. Neticede kamu politikaları da doğrudan siyasetin alanına giren bir alan. Uluslararası göç ilişkileri olabilir. Tavsiye ederim. Yani buna ilişkin çok sayıda farklı örnek bulabilirsiniz. Düşünün, bir konu bulduğunuzda bana bildirmeniz gerekiyor ki ben onu check edip onaylayıp sizlere yazmış olayım. Herhangi bir sorusu olan bununla alakalı, herhangi bir kafasında bir şey takılan. Sözlü sunumlarınızı iki türlü gerçekleştirebilirsiniz. Normalde ben her zaman video sunum tercih ediyorum. Ama geçtiğimiz dönem bazı arkadaşlarıyla ben canlı yayında yapmak istiyorum demişlerdi. O yüzden çok hani internet sıkıntısı yaşayan vesaire varsa zaten tavsiye etmem, ama mümkün mertebe hani video sunum daha tavsiye edilebilir. Ama isterseniz yani illa hocam ben canlı yayında yapmak istiyorum, yaparız. Yani buradan size söz veririm, yaparsınız. Tek husus bu tarihler içerisinde çalışan arkadaşlar. Yani ben bunu söylüyorum sonrasında bir sıkıntı yaşamayalım diye. Yani çalışan arkadaşlar da varsa da bir şekilde izin alacaklar. O gün burada olacaklar. Video sunum gönderseler dahi ben o videosunu değerlendireceğim, sorularımı soracağım. Arkadaşlarınız da izleyecek, onların da sorunları varsa sorularını soracaklar ya da canlı yayın yaparlarsa artık nasıl olursa. Ve biz bu şekilde sunum değerlendirmesi gerçekleştiririz. O gün burada olacaksınız. Yani zorunlu tutmuyorum, devam zorunlu, ama hani o gün gelemeyiz, edemeyiz gibi bir durum açıkçası kabul etmiyorum. Hani bunu en başta söylemiş olayım. Ama acil sağlık durumu olur, hani bahsetmiştim. Başka bir problem olur bana söyleyin, ona göre bir hafta öne bir hafta sonra bir şekilde çekeriz, hani bir şekilde organize ederiz. Böyle bir önemli bir problem olduğu zaman bana öncesinden, tabii son gün değil, öncesinden bildirmeniz kaydıyla. Ama bu sunum tarihleriniz hangi tarihteyse ona göre kendi iş durumunuzu ayarlamanızı tekrar rica ediyorum. Hani tek hassas olduğum diyelim husus bu. Hani vize, final ve katılım notlarınız var. İşte ben sunum yapmayayım, diğerlerinden yaparım, geçerim gibi düşüncesi olan da hiç düşünmesin. Onu da şimdiden söyleyelim, sonra sıkıntı yaşamış olmayalım. Sunum benim için en önemli husus. Araştırma yapmanız ve o araştırmayı sunmanız. Hani vize, final dediğim gibi sadece derse gelip gelmediğinizi ölçecek bir uygulama. Fark edeceksiniz. Benim için her zaman bu dersler için, yüksek lisans için en önemli şey sunum konulu, yani sunum yapmanız. Bir araştırma yapmanız. Bu benim için en önemli kriter. Dolayısıyla bunu da şimdiden söylemiş olalım. Herhangi bir sorusu olan kafasına herhangi bir şey de. Hocam yazılı ödev var mı? Yok, yazılı ödev yok Ertuğrul. Bu dönem hani iki dersimde de yazılı ödev istemedim, talep etmedim. Vize ve final gerçekleştireceğim. Vizenizi de onu da söylemiş olalım, tarihini iyi hatırlattınız. 27 Ekim, bir dakika, şu anda Kasım. Normalde vize haftası, yanlış hatırlamıyor isem, 29 Kasım haftasında oluyor, ama biz bir hafta önce yapacağız. Yani 22-24 Kasım'da vizemizi gerçekleştireceğiz. 3-10-17 Kasım'da da ben anlatacağım arkadaşlar. Yine çeşitli makalelerle. 24'ünde de o 6. haftaya kadar ne yaptıysak onun üzerine bir kısa bir vize değerlendirmesi yapacağız 24 Kasım'da. Ben soruları size yükleyeceğim. Bir ya da iki soru sorarım. Çok soru sormuyorum. Zaten benden yapanlar biliyorlar. Genel değerlendirme yapacaksınız. İşte maksimum bir ya da iki sayfalık böyle bir cevap. Soru sorun. Hocam, Evet, Rümeysa. mesela 12 Ocak'ta benim sunumum ya, mesela ben 12 Ocak'ta bir gün öncesinde videoyu size gönderip 12 Ocak'ta da derste bunu tartışacağız, değil mi? Değerlendirmenizi, benim temel yöntemim bu. Sen tabii Aynen. yeni geldiğin için bilmiyorsun. Çoğu arkadaş benden aldığı için Evet, biliyordur. ben yeni olduğum için biraz. Aynen. Genel olarak yöntemim bu. Ama hani bazı arkadaşlar, hocam hani biz video çekemiyoruz, ortamımızı illa canlı yayın. Geçen dönem böyle talepler oldu. Sıkıntı değil. Hani canlı yayın açarız ama işte internet kesintisi vesaire, o zaman sorumluluğu tamamen öğrenciye bırakıyorum. Açık konuşmak gerekirse. Hani onun sorumluluğunu ben almıyorum. Ama öyle tercih eden de varsa, hani benim hocam internetimde hiç sıkıntı yok. Ben her türlü canlı da yaparım. Yani tercih sizin. Ama onu da değerlendiriyoruz. Onu da değerlendiriyoruz. Her türlü değerlendirmemizi de ders saatinde yapacağız. Benim sorularım olacak, değerlendirmem olacak. Onları size ileteceğim. Ekleyeceğim yerler olacaksa ekleyeceğim yerler olacak. Bu şekilde dersi götüreceğiz. Videoyu nereden göndereceğiz hocam? Onun içinde yöntemler var. Ben yine size buna ilişkin bilgiyi veririm. Hani Google Drive var. Çeşitli programlar var. Video boyutu büyük olduğu için maille gelmiyor. Google Drive Gelmiyor. olabilir. YouTube'a yükleyebilirsiniz. Sadece link sahipleri görebilir. Bana link atarsanız sadece ben görürüm mesela. O şekilde de yapabilirsiniz.
Dropbox var. Farklı uygulamalar var. Yine sıkıntı yaşarsınız bana söylersiniz. Ben yardımcı olurum zaten. Ama Google Drive en kolayı diye düşünüyorum. En basit o. Onu bir linke dönüştürüp hemen linki bana gönderdiğinizde ben hemen oradan videoları izliyorum. 25-30 dakika, mümkün mertebe 30'u geçmeyelim arkadaşlar. Değerlendirme açısından bizim açımdan da zor oluyor. Hani 25 dakikada ideal, 25-30 arası ideal bir süre. Bir gün öncesinden video sunum ya da dediğim gibi canlı dersimizde canlı yayın. Herhangi bir sorusu olan. Dediğim gibi biraz düşünmeye başlayın konularınızla alakalı ama düşünen muhakkak bana mail atsın. Ben çünkü mail atınca ben onu not alıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Tarihlerinizde dediğim gibi bu bize atarım. Zaten hani kaçıran varsa da tekrarını dersiniz der zaten. Dersinde tekrarını yükleriz bu hafta için. Herhangi bir sorusu. Gördüğüm kadarıyla başka bir sorusu olan yok gibi gözüküyor. Daha fazla da sizleri tutmayayım bugün için. Üçüncü haftayı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta göç üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ben biraz göç ve milliyetçilik üzerine konuşalım istiyorum. Özellikle milliyetçilik Avrupa'da aşırı sağ partiler nasıl yükseliyor? Buna ilişkin bir makale kendi makalemden bir size yükleyeceğim. Onun üzerine biraz konuşalım. En azından bir örnek olur. Farklı ülkelerde nasıl ortaya çıkmış bu göç siyaset bağlantısı, siyasi partileri nasıl etkilemiş? Biraz onun üzerine konuşuruz. Yine sorunuz olursa da bana her zaman maille ulaşabilirsiniz. Ayrıca pazartesi günleri de okuldayım. Bana yüz yüze gelmek isteyen olursa da Çankırı'ya pazartesi günleri ofisime uğrayabilir arkadaşlar. Bir başka sorunuz yoksa teşekkür ediyorum bugün katılan arkadaşlar için de. Kendinize iyi bakın. Her zaman olduğu gibi sağınıza, saatinize dikkat edin. Önümüzdeki hafta çarşamba günü tekrar 1.15'te bir aksilik olmazsa görüşmek üzere arkadaşlar. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.